Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaînu. Kıymetli kardeşlerim, lafızdan bahsediyoruz. Lafız ya müfret olur dedik veya müellef olur diyecek. Ve imma müellefun veya lafzımız müelleftir. Ve huvellezî, o öyle bir lafızdır ki la yekunu kezâlike. Yani gerideki müfret gibi olmaz. Ey ellezî yekûnu el-kuyûdu el-khamsetu mutahakkikaten fîhî. La yekûnu kezâlike. Ey ellezî yekûnu el-kuyûdu el-khamsetu mutahakkikaten fîhî. Yani o yani, beş kaydı bu aşağıda sayıldı. İşte lafzının cüz'ü olacak. Ondan sonra manasının da cüz'ü olacak. Ondan sonra da onu delalet edecek ona. O şey. Bu müellef onun gibi değil. Değil mi? Çünkü yani, o müfredi ne yaptı? Beş kısma ayırdı. Bu la yekunu kezalike. Ey ellezî yekunu el kuyudul khamsetu mutahakkikaten fihi. Ne gibi? Keramil hicareti. Kerami el hicareti. Taşı atıcı olan kişi. Bu arkadaşlar müellef bir lafızdır. Yani iki şeyden oluşmuştur. Yani lafzın cüzleri mananın cüzlerine ne yapıyor? Delalet ediyor. Fe inne er-ramiye yuradu bihi ed-delaletu ala zati men sadere minhu anhu er-ramyu. Yani bu atma fiilinin kendisinde sadır olduğu kişiye delalet eder. Ve bil hicareti alel cismi el muayyeneti. Hicaret dediğimizde de ne oluyor? O muayyen cism anlaşılıyor, taş. Yani lafzın cüzleri var, mananın da cüzleri var ve lafzın cüzleri mananın cüzlerine delalet ediyor. فَاِنْ قُلْتَ, şayet şöyle bir soru sorarsan, مَفْهُومُ الْمُرَكَّبِ وُجُودِيُّنْ, yani mürekkep olan lafzın mefhumu nedir? Vücudidir. يَجِبُ تَقْدِيمُ تَعْرِيفِهِ عَلَى مَفْهُومِ الْمُفْرَدِ. Dolayısıyla müfredin tanımı adem üzerine, müellefin, mürekkebin tanımı da manası da vücudi, mevcut olma üzerinedir. O zaman biz mürekkebi ne yapalım? Müfretten önce tanıtalım. Yani çünkü var olmak ademden daha üstündür. Felime akesehu. Peki niye musannif tam tersini yaptı? Kultu, şöyle bir cevap veririm. لِأَنَّ الْقَصْدَ بِتَصْدِيرِ اللَّفْزِ اِلَى التَّقْسِيمِ وَالتَّعْرِيفِ Ve tarifu o vav-ı iptidaiye. Efendim? O vav-ı iptidaiye. Ve tarifu zemniyyün olacak. Öyle mi diyelim? Bir dakika. لِأَنَّ الْقَصْدَ بِتَصْدِيرِ اللَّفْزِ, yani buradaki lafzın başa alınmasındaki kasıt ile taksimi. Yani taksim içinde, taksimedir. Yani biz önce normalde İsa Koci ne yapacaktı? Külli cüz'i taksim etmek içindir. Külli cüz'i onu anlatacaktı ama bu lafzın parçası olduğu için lafzı önce lafzı sadaret etti, lafzı anlattı, lafzı taksim etti. Yani lafzı taksim etmek için başa aldı. Evet. Ve tarifu dımniyun. Tarif ise nedir? Yani dımnen. Evet, taksimin dımnında. Taksimin altından ne yapacak, ne yapmıştır? Tarifi vermiştir. Ve taksimu bi'atibari zati la el mefhumi. Dolayısıyla taksim neye itibarlıdır? Mefhum itibarıyladır. Mefhum itibarı değil, zat itibarı. İtibar zati la el mefhumi. Afuan.
Ve taksimu bi itibari zati, dolayısıyla biz taksimi zatı itibariyle, yani lafzın kendisi itibariyle yapıyoruz. La el mefhumi, mefhumu itibariyle yapmıyoruz. Dolayısıyla ve zatul müfredi sabikun ala zatil mürekkebi, yani müfredin zatı mürekkebin zatından nedir? Önce Daha gelir. öncedir. Önce Çünkü müfret, sonra müfret. müfred cüzdür, mürekkep küldür diyelim. Küllü bilmek için cüzü ne yapmak lazım? Bilmek lazım. Zaten mürekkep de müfretten oluşuyor. Ve alem ennel müfrede vel mürekkebe ve aksamehuma el atiyete, gelecek olan kısımları ile beraber müfret, mürekkep, aksamun, normalde bunlar nedir? Lil mefhumi evvelen ve bizzat, normalde yani işte mananın müfret olması, mürekkep olması, bunlar aslında nedir? Evvelen Bunlar mefhum mefhumun içindir. ilk etapta ve bizzat mefhumun kısımlarıdır. Ve lafzı saniyen, lafzın ise ikinci etapta, ve bil ara, ve bil ara değil, değil mi? Evet. Yani arızi olarak lafzın kısmıdırlar. Niçin öyle yapıyoruz? Tesmiyeten li dali bismil medluli. Yani medlulun ismiyle ne yapmışız? Delalet edeni isimlendirmişiz. Normalde eğer bu taksimatları mefhum için yapsaydık, mefhum elle tutulur, gözle görülür bir şey değildir. Talebe meseleyi rahat kavrayabilmesi için lafız en azından yazılabiliyor, telaffuz edilebiliyor. Ve dolayısıyla talebenin onu kavraması daha kolay oluyor. Değil mi? Evet. Tesmiyeten liddalli bismil medluli gayraş, ancak şu kadar var ki ennel musannife i'tebara et taksimel mecaziye, mecazi olan taksimi ne yapmış oldu? Bu Mecazi olan taksime itibar etmiş oldu. Takriben ile fehmil müptediine, müptedilerin anlamalarına, zihinlerine yaklaştırabilmesi için. Çünkü biz kalkıp desek ki ya mefhum müfrettir, mefhum mürekkeptir desek, talebe biraz daha zorlanacak, kavrayamayacak. Kavluhu ve imma müellefun, değil mi? deniseydi. Emma değil, o imma olması lazım. Lev kâle hâhuna ve thâni el müellefu deseydi, thumme şer'a fi takriri kavlil musannifi, daha sonradan musannifin kavlini takrir etmeye başlasaydı, ve imma müellefun yani diyerekten, lekâne ensab, daha münasip olurdu. Çünkü imma müfredi ve imma müellefin diyor. Vel evveli müfredi diyor. Ma vessani Evet. demiyor. Ve sani mürekkebun diyecekti. Evet. Kavluhu ey ellezî yekûnu el kuyûdu el hamsetu, beş kayıt oluyor mutahakkikaten fihi. Yani o müfretteki tahakkuk etmeyen beş kayıt nerede tahakkuk ediyor? Mürekkepte tahakkuk ediyor. Ey yekûnu lehu cüz'un melfuzun ev mukadderun kekî, yani kıy dediğimiz zaman altında emir fiilidir. Bu altında ne vardır? Bir de ente. Evet. Yani bu lafzımızın cüz'ü melfuz olduğu gibi mukadderde olabilir. Ve yekunu limanahu eydan cüz'un, manası içinde eğer lafzın cüz'ü varsa mananın da cüz'ü vardır. Ve yekunu cüz'uhu, cüz'ü olmuş oluyor. Dallen ala cüz'il mana. Lafzın cüz'ü mananın cüz'üne delalet etmiş oluyor. Ve yekunu dalkel mana manahu, o mana onun manası oluyor. Ve yekunu dalkel mana manahu el maksud. Değil mi? Benzer. El maksude minhu ve o
lafızdan kastedilen mana olmuş olur. Ve tekunu tilke delaletu maksudeten eydan. Ve o delalet de kastedilmiş maksat olunan delaletlerden oluyor. Vel muradu bil kasti kasıttan maksat nedir? El kastul cari ala kanunil vada'i. Yani vada'daki cari olan kasıttır burada. Fela yeridu. Dolayısıyla şu bize varit olmaz. Zeydun ala men'i tarifil mürekkebi ve cem'i tarifil müfredi. Yani işte mürekkebin tarifini men etme hususunda veya müfredin tarifini de cem etme hususunda Zeyd bize varit olmaz. İz uride bi cüz'in minhu eddelaletu ala şeyin min ecza'i medlulihi. Peki. Biz mi orası şey? Furkan. Evet, benimse de. Yani diyor ki biz bir Zeydun lafzını kendimiz bir şeye vat etsek, bir mefhuma vat etsek ve bu vat ettiğimiz mefhumun işte Zeydun'un zalı, Z'si o mefhumun bir parçasına, Y'si bir, o şekilde yapsak bu olmaz diyor. Yani bu kastuk. Bu, yok, o şeyi bir... söyledim. O sanki iz değil de iza yani. Olması gerekiyor. İza üride bir cüz'in minhu. Beliz, aynen. İza üride bir cüz'in minhu eddalâletu ala şeyin min eczâ-i medlûlihi. Yani dediğin gibi Zeyd'i biz bir manaya vaz ediyoruz. O lafzın cüzlerinden mananın cüzlerini kastedelim. Değil mi? Evet. Ve bil cüz'il. Evet. Ben murad edeyim cüz'il. Oraya yani bir cüzle de başka bir ne yapalım? Cüz kast? Yoksa da bu bel muradu bil kasti dedik ya. Bu da ona atıldı. Evet. Bel muradu bil cüz'i el cüz'ül terakki bu. Peki vel muradu bil cüz'i cüzden maksat nedir? El cüz'ül murettebu. Nerede ama? Fis sem'i. Yani işitmedeki İşitme zeyne tertip olan. Evet. El cüz'ül murettebu. Örneğini verecek zaten o zaman anlaşılıyor. Efendim? Fela yeri düden sonra örneğini verecek o zaman anlaşılıyor. Evet. Vel muradu bil cüz'i el cüz'ül murettebu. O iki altta ne diyor acaba? Ve bil cüz'i el cüz'ül mürekkebu. Mürekkep değil, mürekkeptir. Değil mi o? Galiba. Tekun aksamul müfredi siddeten liennehu ademiyyun la budde min takdimi takyidil ademiyyi liyetimme et takribu ve yecuzu et ta'lilu li şerafetil vücudiyyi ila ahri. Tamam, yukarı çıkabiliriz. Evet. Ve bil cüz'i yani vel muradu bil cüz'i el cüz'ül mürekkebu. Nerede ama? Fissem'i. Yani işitmedeki değil mi? Mürekkep olan cüz kastediliyor. Fela yeridu ala tarifil mürekkebi. Dolayısıyla mürekkebin üzerine ne olmaz? Mürekkebin tariflerine varit olmaz. Yok, mürekkebi değil sayıda. Yok. Yok yok yok. Ala tarifil mürekkebi ne olmaz? Bir dakika bir vurayım, ondan sonra olmazsa senin dediğini yaparız. Fela yeridu ala tarifil mürekkebi mürekkep. Şimdi yukarıda müelleften bahsettik ya, mürekkepten bahsettik ya. Onun tarifi üzerine varit olmaz. Ne? El fi'lu dallu bi maddetihi. Değil mi? Alel hadesi ve bi sigatihi alel zamani. Bu bize ne olmaz? Varit olmaz. Olmaz. Yani evet. Değil maddesiyle yani nasara evet. Maddesiyle yardım etmeyen yumuşattan var yani, ama değil mi? Madde yani hareke ve sekanatıyla işte hadesi delalet ediyor ama kalıbıyla da o harflerle hadese ama hareke dizimiyle de ne ifade ediyor? Zamanı geçmiş zamanı şey yapıyor. O yüzden
yani iki farklı şeye idare etti diye bu sayı sayılmaz yani. Neden olmaz? Varit olmaz. Peki. Oldu mu? Verirse ya. Kavluhu ala mefhumil müfredi. Ne dedi? Yani vücudi yön yecibü takdimi tarihi ala mefhumil müfredi. Hani mürekkep vücudi ya. Yani. O zaman ne olması lazımdı normalde? Önce mürekkebi demesi lazım. Mefhumunun tarifini müfredin mefhumunun tarifinin üzerine alması lazımdı. Niçin? Lennehu ademiyyun. Çünkü müfreddeki kayıtlar ademidir. Vel i'damu innema ta'rifun bi melekatiha. Bir adem olan şeyler de ancak neyle bilinir? Mevcudatıyla bilinir. Dolayısıyla bizim önce mevcutları bilmemiz lazım ki onun zıttı olan ademi ne yapalım? Bilelim. Kavluhu aksamul mefhumi evvelen ve bizzati. Yani bu lafzın kısımlarıdır dediğimiz şeyler normalde mefhumun kısımlarıdır. Evvel bizzat. Fein kulte şöyle bir şey dersen innel müfrede vel mürekkebe vel külliye vel cüz'iye bil maani el mezkureti hahuna buradaki zikredilen manalarla evsafun li lafzi lafzın neydir? Vasıflarıdır. Vasıflarıdır. Dolayısıyla ve la tesduku ala ve la tesduku alel mefhumi mefhuma söylenmez. Bunlar normalde lafza söylenecek şeylerdir. Aslen. Fe keyfe tekunu aksamen lil mefhumi. Nasıl mefhumun kısımları olur evvelen ve bizzati? Ve lil lafzi saniyen ve bil aradi. Değil mi? Belil emru bil aksi. Yani tam tersidir. Nasıl böyle dersin diyorsun? Kultu el meksudu ennel maaniye el hakikiyete leha ma huve vasfun lil mefhumati. Evet. El maksudu maksud ennel maaniye el hakikiyete leha o bir dörde bir bakabilir miyiz? Bu ibarede sanki şey var gibi görünüyor. Ben Sedat, yani diyor ki öyle manalar vardır ki maksud burada öyle manalar vardır ki hakikiyete daha onlar için kül öyle şeyler vardır ki o manalar için hakiki manalar için yani küllilik cüz'ilik gibi küllilik cüz'ilik gibi hakikatler var ve bunlar vasfun mefhumati bunlar mesela insan lafzı küllidir bunun külli denmesinin sebebi insan lafzı denilince o, o el hakikat kelimesi orada şey yani tamam problem yani şöyle olsaydı çünkü aşağıdaki mecaza uygun ennel maaniye la ennel maaniye leha ma huwa vasfun lil mefhumati hakikaten ve innema tuttaku ala ma huwa vasfun lil elfazi mecazen o iki dört şey üç mü o üçü bir bakalım şey bakalım bir daha ey el elfazu leti el elfazu leti hiye el mufredu vel murakkebu vel külli vel cüz'iyyu وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَلْفَازِ الْمَذْكُورَةِ هَا هُنَا bir şey yokmuş orada. Peki. قُلْتُ الْمَقْصُودُ مَقْصَدْ اَنَّ الْمَعَانِيَ الْحَقِيقِيَّةَ لَهَا yani burada fil vaki, vaki olan hakiki manalar, mevcudatta var olan mana, hakiki manalar onlar için leha vardır. Ma öyle şeyler ki küllilik, cüz'ilik gibi. Bunlar mefhumun diyor şeydir, vasfıdır. Yani insan lafzının özel vasfı değildir. Ennel maaniyel hakikiyete evet. Ennel maaniyel hakikiyete ma huve vasfun lil mefhumati. Leha ma huve vasfun lil mefhumati. O lehaya şey yaptın mı biraz yani kafa yordun mu nedir o? Beliseler şöyle ki mesela olmaz bir, mesela insan lafzı nedir? Küllidir deriz değil mi? İnsana biz külli deriz. Neden külli diyoruz insana?
Yok, ben manaya demiyorum da yani ibarenin Ha, dizilişindeki şeye diyorum. leha onlar için vardır. Yani bu hakiki manalar için vardır. Leha bu öyle manalar vardır ki bu manalar ve bu manalar vasfın vasıftır. Mefhumatı mefhumlar için bir vasıftır. Yani ben böyle dedim. Bak, o zaman ne diyorsun? Ennel maaniye l-hakikiyete, hakiki manalar var ya, leha, o hakiki manalar için vardır. Yani biraz şey oluyor. Şöyle gitsek de olmaz mı? Ennel maaniyel hakikiyete, hakiki manalar ma öyle şeylerdir ki, huve vasfun lil mefhumati. Bunlar nedir? Doğru söyle. Bu Mefhumat. da bu da oldu. Evet. Tamam mı? Mefhumun bunlar neydir? Vasıflarıdır. Ve innema tutlaku ala ma huve vasfun lil elfazi. Ancak onlar ne olurlar? Yani bu mefhumun olan vasıfları, mefhumların olan vasıfları ne olabilir? Mecazen lafızlara da ne yapılabilir? İtlak edilebilir. Yedullu aleyhi kavluhu. Zaten buna da şu müsannif şarihin tesmiyeten li bi ismil mevsu medluli, o zaten ifade ediyor ki bu normalde bunlar medlulun aslında vasıflarıdır. Biz ne yapmışız? Dalle. Onları vasıf yapmışız. Lakin kevnül müfredi dunel Hele mürekkebi, müfredin mürekkebi. burası yanlış olmuş. Kemlül müfredi ben mürekkebi olacak. Dune Öyle değil. mi? Böyle zaten fihima bu ikisine gittiği için bu beraber ikisi beraber aynı şey oluyor. Kemlül müfredi ben Lakin mürekkebi. kevnül müfredi vel mürekkebi kedalike, müfred ve mürekkebin böyle olması mahallu bahsin. Nedir? Bu tartışma yerinde. Bu da tartışılıyor. Yani mesela külli cüz'i biz tamam böyle deriz ama müfrede mürekkebe böyle demeyiz diyor. Bu tartışma yeridir diyor. Öyle mi acaba? O yıldız neyi gösteriyor aşağı? Bakalım. O aşağıları okudum sayıda. Vel murekkebu vücudiyyun li'ennehu el iradetu el maksusetu vel müfredu ademuha. Yok, bence o du nedir yani, tamam mı? Yani şimdi burada müfredin mürekkepten, müfred mürekkepten düşük müdür, üstün müdür? Lakin kevnül müfredi dunel mürekkebi, müfredin mürekkepten daha düşük olması, hı? Evet, Düşük, düşük. kezalike mahallu bahsin. Allah. Evet. Ne diyorsun Furkan? Bela ben orayı o yıldızdan hiç takılmadım. Yani bence o yıldızı yapan adam yanlış yapmış. Ben okudum. Dördü de okudum. Şunu demek istiyor. Şimdi müfrettik ve mürekkeplik neye Yok, biz bağlıdır? önce biz ibareyi okuyacağız, sonra mana Tamam, Furkan. şimdi ibare tevhid müfredi ben mürekkebi sayıda. Çünkü öbür türlü mana verilmiyor. Bir mana çıkmıyor. Ama ben mürekkebi dersek bir mana çıkıyor. Ama şimdi yukarıla nasıl yani? Şimdi burada bir istidrak meydana geldi. O lakinle yukarıdaki istidrakı ortadan kaldıracağız. Lakin derken yani nasıl Diyor bağlayacaksın ki yukarıyla? şöyle şeyler anlatayım. Yani müfred ve mürekkep böyle değil diyor. Yukarıda söylediğimiz şeyler müfred ve mürekkep de olmaz diyor. Bu tartışma yeridir. Delil emru bil aksi. Burada iş tam tersidir diyor. Burada müfredlik ve mürekkeplik evvelen ve bizzat lafza bağlıdır. Mefhuma bağlı değildir. Fihima bu ikisinde müfredlik ve mürekkepte alama kararı bir mutabara. Mutabara da söylediği gibi. Dördü okudum. Ya özetle şunu söylüyor. Niye müfret mürekkeplik O tam zaman aksi? şunu kastedeceğiz, yani kevnül müfredi vel mürekkebi, yani geride bahsettiğimiz o müfred lafız ve mürekkep lafız değil, yani bu müfred ve mürekkep. Evet. Geride bahsettiğimiz genel olarak alıyor. Müfret, mürekkep, külli cüz'i örnek olarak ikisini de gösterdik. Külli cüz'i. Ama diyor müfret ve mürekkepte bu durum tam tersi. Yani yukarıdaki gibi, yukarıda bu dediğimiz sadece külli ve cüz'i
Hasıl arazi an bunlar için geçerli olur diyor. Çünkü cüz ilik Yasin için değildir. Küllilik bizzat Yani insan yukarıda lafı. az önce söylediğimiz vasıflar tamam, eyvallah. Mefhumumdur evvelen bizzat. Evet. Saniyen ve arazan da nedir? Lafzın Lafız sıfatlarıdır. için. Anlatıyor. Ancak Mürekkep öyle müfret değil. ve mürekkep ise öyle değil. Evet. Yani müfret ve mürekkebi kalkıp da bizim mefhumun vasfı evvelen yapmamız, saniyen lafzını yapmamız hususunda ne var? Tartışma var. Problem vardır. Belki de tam tersi, yani müfret ve mürekkep olmaklık lafzın Evvelen vasfı, lafzındır. evvelen lafzın vasfıdır, saniyen mefhumu Mananındır. ve mananın neyidir? Vasfıdır. Peki, güzel. Çünkü Mantıklı. aşağıda anlatayım sana dört tane demek. Efendim? O dördü açıklayayım mı aşağıda da? Niye böyle Çünkü olduğunu? mana müfrettir, mana mürekkeptir demek biraz zor ya. Yani tam mana külli olabilir, mana cüzi olabilir ama lafız müfret olabilir veyahut da mürekkep olabilir yani. Çünkü delalet eden lafızdır. Burada müfretlik, Evet. mürekkeplik delalete bağlı olduğu için, delalet de lafıza bağlı olduğu için müfretlik, mürekkeplik direkt lafza bağlı oluyor. Evet. Evet. Eyvallah. Oraya kadar mı?